Evet evet ya, geçen yollar falan böyle bir çok da fazla soruları var sana tabii, program içerisinde yönelteceğiz. Tabii. Birbirinden ilginç sorular da var. Ya ben çok öyle televizyon programları falan çok çıkan bir adam olmadığım için tabii, evet, burada yakalayınca ne varsa içlerinde sormaya çalıştılar herhalde. E tabii, nasıl gidiyor peki, projeler var mı? Valla diziyi bitirdik, Bir Aşk Hikayesi. 37 bölüm yayınlandı. Güzel bir iş ortaya çıktığını düşünüyorum ki aldığımız tepkiler de bu yönde. Çok ciddi bir kitleye ulaştı ve hala o yani Bir Aşk Hikayesi'nin insanlar üzerinde hissettirdiği duyguları hala bize yansıtıyorlar. O yüzden bu açıdan bir şeyler hissettirebildiysek, bir hayatlarının bir yerlerine dokunabildiysem ne mutlu bana. Ya hı, halen daha zaten senin oynadığın rol, dizi o kadar fazla konuşuluyor ki bitmesinden dolayı bayağı hayal kırıklığında olan insanlar var. Evet. Dizilerin sonunda herhalde üst üste denk geldi. Öldüğün için onun da ayrı bir üzgünlüğü var hayranların üzerinde. Onunla ilgili de çok galiba fazla... Galiba kaderim bu. Kaderim yani mi diyorsun? İlginç bir tesadüf yani. Muhteşem yüzyılda lokumla zehirlendik. Ondan sonra Al Yazmam'da yine bir benim adıma İlyas için mutsuz evet, bir son oldu. Bir Aşk Hikayesi'nde yine Allah rahmet eylesin Korkut rahmetli oldu. Rahmetle anıyoruz evet, şu anda evet, diye. Evet, ama yeni projelerini daha çok soruyorlar. Hemen şimdi aslında sıcağı sıcağına, çünkü en çok gelen soru Günahkar diye bir projede rol alacak mı? Onu soruyorlar en çok. Yani internette birçok bir bilgi geziyor hani benim bir şeylerle anlaştığıma dair, ama yani buradan da söylemiş olayım, sizin vasıtanızda herhangi bir anlaştığım bir proje yok. Yani Günahkar dizisini evet bana da soruyorlar ama Günahkar'la da anlaşmadım. Şu anda herhangi bir aklıma yatan bir proje yok ama yani ama değil, hatta biraz belki üzülecekler ama böyle çok kısa bir zaman içerisinde bir proje yapmayı düşünmüyorum açıkçası. Yani bir süre askıya aldım, beklemeye evet, aldım. Evet evet, bir süre biraz bir dinlenip evet, aklıma yatan bir iş hani olursa tabii belki yaparım ama çok kısa bir zaman içerisinde yapmayı düşünmüyorum. Projelerden konuşacağız tabii, bahsedeceğiz ama benim merak ettiğim konu şu, hani oynamak istediğim veya canlandırmak istediğim bir karakter var mı? Vallahi ben böyle müzik seven bir adamım, uzun süredir radyoculuk da yaptım, rock severim, rock gruplarını çok özellikle yabancıları yakından takip etmeye çalıştım. Önceden daha ciddi takip ediyordum da artık çok fazla o kadar yakın evet, takip edemiyorum. Ama bir rockstar mesela oynamak isterdim. Çünkü onları izlerken mesela bir Dave Gahan'ı izlerken çok çok farklı bir havaları var, değişik bir atmosfer yani o izleyiciyle birlikte o rock'ın büyüsü artı izleyici artı grup hepsi birleşince ve müzik çok güzel bir hava oluyor. O havayı bir filmde yansıtmak isterdim. Onun dışında öyle çok aslında şey oyunculukta benim düşüncem hani rol üzerine değil de hani şu atıyorum ne bileyim bir manav oynamak isterdim değil de yazılan senaryo içerisinde karakterin nasıl yazıldığı, çünkü herhangi bir karakter okuduğunuzda sizi gerçekten çok etkileyebilir, oynamak isteyebilirsiniz. Tabii. Onun mesleği ya da şunu oynamak isterimden ziyade okuduğunuzda birdenbire bir karakterden etkilenebilirsiniz. Ama özel olarak, spesifik olarak bir rockstar oynamak isterim ya da bir futbolcu oynamak isterim. Futbolcu güzel olmak, olurdu ama. Çok isterdim futbolcu olmak. Yani oyuncu olmasaydım futbolcu olmak isterdim. Gerçekten mi? Evet, futbolla evet, yakından da ilgin var zaten. Tabii tabii. İzlemeyi de seviyorsun, oynamayı da seviyorsun. İyi becerdiğini konuşmuştuk seninle. Hangi mevkide oynadın ben? Hangi mevkide oynadın? Forvet, sol açık. Yani hücuma yönelik bir oyuncuydun evet, sen de. Evet. Peki Galatasaray sevgin nereden geliyor? Biraz geçmişe mi dönsek? Yani Galatasaray sevgim, ben de gördüm tweetlerden ne zaman başladı falan diye sormuşlar ama... Ya inanın ben hatırlamıyorum. Yani kendim bildim bileli ben Galatasaray seviyorum. Galatasaraylıyım. Yani hani bir şeyden dolayı ya da hani önceden şu takımı sempatim vardı. Sonra bir olay oldu. Dayım bana bir forma getirdi de Galatasaray. Öyle bir şey yok. Dış mirahatlar hani, karışmadı kesinlikle. Yok yok. Tamam, gerçekten kendim bildim bileli. Hani evde de Galatasaray seven bir aileyiz. Ama şeyde annem Beşiktaşlıdır. Abim, ablamlar, babam Galatasaraylıdır. Hep Galatasaray'ın içinde büyüdüm. Demokratik bir aile. Evet evet. Galatasaray'ın içinde büyüdüm. Öyle yani. Genelde yani ama zaten doğuştan gelen bir şey oluyor bence Galatasaraylılık. İnsanda ya aileden geliyor. Aileden gelmezse bile ki görüyoruz ailesinde başka takımı tutan çok insan da Galatasaraylı olmuş oluyor. O değişik pek var, anlatılması var. Var var ya yeğenlerim ablamın çocukları Fenerli. Onları Galatasaraylı yapmak için çok uğraştım ama. Olmadı mı? Olmadı.
Peki geçtiğimiz hafta da Florya'da antrenmandaydın. O havayı yakından sordun, yakından takip ettin. Nasıldı? Ben size soracağım tabii ki ama... Biz biraz üşüdük. Ondan bahsedelim. İstersen önce görüntüleri izleyelim. Sonra üzerine konuşuruz. Değerli izleyiciler, biz geçen hafta da antrenmandaydık Seçkin'le birlikte. Bu görüntüleri izleyelim, ardından üzerine konuşalım. Şimdi antrenmanı izledik. İzlemeye de devam ediyoruz. Florya Metin Oktay testlerini nasıl buldun, beğendin? Biz konuştuk aramızda ama bir de fikirlerini izleyicilerimize aktaralım. Ben tesislere ilk defa geldim ama çok beğendim, çok güzelmiş. Gerçekten çok güzel tesisler. İnsan böyle hani duramıyor, girip oynayasın geliyor. Ben de futbol severim. Biz burada bile tabii üşüyoruz. Hani oynasak biraz daha ısınırdık evet, bence. Evet, hava da soğuk. Ama çok güzel futbol için, güzel hava yani. Antrenman için, futbolcular için. Hepsi de memnun zaten. Peki onları böyle yakından görünce ne düşündün? Antrenmandaki havaları bir başka oluyor çünkü genelde. Evet, antrenmanda farklı yani, hırslarını tabii şimdi izliyoruz. Stat'tan da izliyoruz, televizyondan da izliyoruz ama böyle birebir hani bu kadar yakından da o hırslarını, o şeyleri görünce Ebu'ya attı bana. Hırslarını görmek daha bir farklı oluyor tabii. Tabii böyle eğlenceli şeyleri de görmek başka oluyor. Birazdan üstümüze gelebilir bu her an. Güzel de bir antrenman gerçekleştiriyorlar tabii ki 3 günlük iznin ardından. Bizim burada keyfimiz oldukça yerinde diyebiliriz. Aynen öyle. Seçkin? Oldukça soğuk bir ortam var dedik ama biz ortamda ısınmasını da bildik aslında. Çünkü keyifliydi. Yakından görmek nasıl bir şeydi sence onları? Ya, antrenman ben hiç izlememiştim daha önce. Hani Galatasaray'ın antrenmanını. Yakından görmek, hani o hırs, o mücadeleyi gerçekten şu mesafeden tanık oluyor olmak çok enteresan. Büyük bir mücadele var, hırs var. İlginçti yani. Yani futbolu tribünde izlemek gibi değil. Tamamen farklı değil, bir şey değil, değil mi? Değil. Gerçekten o hırsı, o mücadeleyi, bir de hani kimse izlemiyor, tamamen kendi içlerinde oldukları için bir de onun da rahatlığı var. O kişiden hani... başka da kimse yoktu herhalde. Evet, hepsini aynı anda sahada görmekte, hani 11 kişiyi görüyorsun en nihayetinde. Evet. Hepsini aynı anda sahada görmekte çok farklı bir duygu. Ve bir de gerçek, hani gerçek derken hani sahada gördüğümüz, o maç anında gördüğümüz futbolcu karakterlerinden ziyade antrenmanda bir de hani aslında gerçek karakterleriyle de oradalar. Yani Snyder, evet. Snyder olarak sadece futbolcu olarak değil de kendi karakteri olarak da orada konuşuyor, ediyor, bir şeyler paylaşıyor falan filan. Evet. Hani gerçek halleriyle de birleşince daha bir keyifli oldu bizim İlginç için. İlginç oldu. Şimdi antrenmanın üzerinde konuşmaya... Bu arada ben şey söylemişim, 36 bölüm demişim de yanlış oldu. 37 bölüm bahsürdü. Ben al yazmalımla karıştırdım. 36. Bir aşk hikayesi 37 bölüm. Hmm. 37 bölüm sonunda. Şimdi al yazmalım demişken o zaman. Al yazmalım demişken şu anda telefon hattımızda kim var? Özge. Özge var tabii ki. Evet. Bizi yalnız bırakmaması için. Özge bizi duyuyor musun? Duyuyorum. Siz beni duyuyor musunuz? Özge. Alo. 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 Bir sen eksiksin şu an aramızda. En sevdiğim sarışınlar canlı yayında. Ne yapıyorsun? Nasılsın? Başımın belası. Çok uğraştım. Gerçekten. Seni mi beni mi? Ne çileler, seni ne çileler. Mi beni mi ya? Seni mi beni mi? Öyle demeyin ya. Bak, bu kadar bağlandım canlı yayında. Yani bir sene boyunca peşinden koştum, gittin. Cemşit'e gittin yani. Kader utansın ne diyeyim, ya da Senar mı utansın? Olgun erkeklerden hoşlanıyorum. Motor çiklet falan bana yanlış işlermiş. Nasıl sen bizden iki sarışından vazgeçme ama. Yok, her sarışından vazgeçerim ama sizden vazgeçmem. İşte böyle de mesaj almış oldum. Ben biraz kenara çıkıyorum. Ne yapıyorsun Özge? Ne yapayım valla, caddedeyim, oturdum, kahve içiyorum, hava güzel. Bana nispet mi yapıyorsun? Yok estağfurullah, hiç öyle bir şey yok. Canımla alakası var. Siz ne yapıyorsunuz? Nasıl keyifler? Bize ne yapalım bu güzel havada? Stüdyo içerisindeyiz ama Seçkin'in işlerinden bahsetmişken, konuda al yazmalama gelmişken seninle konuşmamak olmaz dedik. Ben biraz sözü ikinizin arasına bırakayım isterseniz. Özge ne yaptın sen onu? Hani dün konuştuk. Şimdi ben onunla ilgili sana bir mesaj atacağım. Nasıl, ne yapıyorsun? Görmüyorum bak evet, ya. Evet bak, iyi oldu ya, ses sıktı. Biz de bayağıdır hani konuşuyoruz ediyoruz ama yüz yüze görüşemedik bir süredir. Evet arkadaş, çünkü Neonlara gitti, gezdi falan. Ya sen çok oturdun. Sen sanki hiç gitmedin. Sadece sürekli oturuyorsun ya zaten. Hakikaten ha. Evet. Şimdi Özge'nin de yeni bir dizisi başladı bu arada. Nasıl gidiyor, çekim yok mu bugün? Yok, bugün maalesef çekimim yok.
çok güzel bir ekip aslında. Böyle gidip orada bulunmak falan eğlenceli. Sen aramızda kalsına başladın değil mi? Ha evet, aramızda kalsına başladım. Bu sefer ama şey değilim. Öyle mağdur mağrur zavallı küçük kız modunda değilim canım. Büyüdüm. Ne nasıl? Nasıl peki bu sefer? Biraz dişlerini çıkaracak mısın? Valla izleyin görün yani, ben size sanırım. Hayır, biz burada Galatasaray konuşacağız bundan sonra. Ha, hayatımızda. Galatasaray. Evet, evet, o kadar. Galatasaray, valla ben futbolla olan alakamı ikiniz de biliyorsunuz. Aynen. Çok güzel pes oynarım ama hiçbir takımın şeyini bilmem yani, sıralamasını bilmem. Yok UEFA mı, Şampiyonlar Ligi mi falan filan, maalesef o konuda bir Serentan değilim. Onlar kafa karışık oluyor mu benim? Serem olmak zaten zor. Çok teşekkür Serem ediyorum bayağı, da. Serem bayağı onunla yatıp kalkıyor yani. Benim ikinize de sözüm var bu arada, hani canlı canlı da söyleyeyim. İkinizi de bas. Özge çok iyi bir partner. Yani onunla oynadığım için çok mutluyum. Baştan sona yani, kolay da değil insandır, iyi bir arkadaştır yani her şeyden öte, ama siz bir de Bursa'daydınız o çekimler sırasında değil mi? Bursa'da. Hani İstanbul dışındaydınız biraz. İşleri benim çok tercih ettiğim işler değil açıkçası, ama çünkü zor şehir dışında uzun süre çalışıyorsun. Hele bir de bir sezondan değilim. Ama Bursa'da o bir senemiz gerçekten çok şey geçti, sıkıntısız geçti. Çünkü o oyuncu kadrosu bir şekilde bu çılgınlık aldı sardı hepimizi. Benim bildiğim kadarıyla fotoğrafını çekecek kimse olmadığın zaman kendi kendini çekmekten başlayan bir şeydi ama. Eskiden kamerada dönmezdi aslında, o seçenek de yoktu, böyle hani 10. denemede ancak yüzünü tutturabiliyordun. Öyle çabaların oldu mu çok? Yok, benim olmadı da olan da vardı. Ayna karşısında falan da yapılırdı değil mi? Öyle bir şey de vardı kamerada. Ya önceden basit zaman algılanmaz mıydı bu, aa bak kendini çekmiş falan yani, yapılırdı. Evet, şimdi moda oldu. Moda bir de oldu, evet aynen öyle, biz dalga geçerdik yani kendini çekmiş diye, ama artık moda oldu. Herkes bir selfiesini mutlaka paylaşır oldu. Asıl zaten Oscar töreninde bence bombayı evet, yaptı. Oscar'dan sonra, Ellen'dan sonra başladı. Orada inanılmaz bir kare vardı orada herhalde. Oradaki isimler. Kaç milyon retweet almıştı onu yaptı? En son 7 milyon retweet aldı diye. yani 7'de kaldım, ben fazlasını hatırlamıyorum çünkü. İnanılmaz bir rakam. Tabii içinde olmayan kişi de yoktu herhalde. Şimdi biraz bizim futbolcuların selfie'lerini getirelim ekranlara. Evet, çünkü biz de modadan geri kalmayız tabii ki. Burak Yılmaz basın mensuplarıyla Mixon dediğimiz yerde selfie çekimini gerçekleştirdi. Akhisar Belediyespor maçının ardından. Akhisar Belediyespor maçının ardından tanıdığımız simalar var tabii burada basın mensupları. Onlar da çok güzel bir hatıra fotoğrafı çektirdiler. Selfiesi daha doğrusu. Fotoğraf denilmiyor artık, bunlara selfie deniliyor. Düzelteyim ben kendimi, düzelteyim. Devam edelim sıradaki selfie ile. Evet, bu da Hamit Altıntop. Hamit Altıntop da yine aynı şekilde kırmamış kimseyi. Evet. Efsane bir fotoğraf. Bu da yine tanıdık simalar var tabii ki. Ya bir de karenin içine kendini sıkıştırmaya çalışmak çok kişi olunca inanılmaz. Bence çok komik gözüküyor. Bunu dışarıdan çekmek bence daha komik olur yani. Devam edelim o zaman sıradaki fotoğrafla. Pardon, selfie'yi düzeltiyorum. Evet ama bu çok güzel bir selfie bence. Bu öncelerden kalma aslında. Bir iki ay önce yedek kulübesinde otururken maçın sonlarına doğru foto muhabirinin makinesini alıyor Drogba ve böyle bir çalışmaya imza atıyor diyelim. Drogba tabii ki modayı önceden takip eden biri olduğu için, ama çok sempatik tavırları var tabii ki. Bunlar güzel şeyler tabii canım. Evet, değil mi? Yani daha böyle yakın sıcak oldukları zaman. Keyifler de yerinde olduğu zaman tabii keyifler ki. Keyifler de yerinde olduğu zaman. Şimdi Ufoloji'nin. Ufoloji'nin bir selfiesi var. Bener Onar'la birlikte Galatasaray futbol takımı medya sorumlusu Bener'le birlikte benim canım kardeşim Bener diye paylaştığım fotoğrafı da Türkçe Ufoloji'de. Notla. Evet, Türkçe notla. Arkada da tabii arma olunca ayrı bir güzel gözüktü benim gözüme açıkçası. Galatasaray arması da fonunda olunca işin rengi değişmiş. Şimdi çok ilginç bir selfie daha gelecek ekranlara değerli izleyiciler. Biz bunu daha önce görmedik. Bunu yapanı da gerçekten tebrik ediyoruz. Gelsin bakalım, öyle olmaz böyle olur dedirten bir selfie gelecek şimdi ekranlara. Evet. Ha bunu... Gördün mü? Bunun bir başkasını gördüm yani yine. Yani, ters duruyordu uçak. Türk şeyleri neydi? F-16'ları. Yok bu
gösteri. Akrobatik. Akrobatik. Yok yok, o özel bir ekibin bir ismi mı, var. Türk bir şeyleri, Türk yıldızları mı? O zaman ismini bilen seyirciler. Bilen bize evet, şu anda çünkü sıkıştık kaldık. Anladım ne demek istediğini ama dilimin ucunda benim de aynı şekilde. Evet, o ekipten bir evet, kişinin evet, yapmış evet. olduğu bir çalışma bence efsane olmuş. Dünyanın en iyi gösteri grubu uçak alanında. Gerçekten müthiş işler yapıyorlar. Böyle de bir şey imza atmış. Yani Türk Yıldızları. Evet. Ha, Türk Yıldızları. Aynen evet, Türk evet. Yıldızları. Hemen rejiden geldi cevap. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz Türk arkadaşlar. Türk Yıldızları'ndan da böyle güzel. Biz de bir selfie yapalım bence. Tabii yapalım. O zaman hazır elimizde demişken. Hadi bir selfie yapalım da benim boyumuzun yerleşmesi. O zaman sen ortaya mı geçsin? Hani öyle bir. Aynen. Şöyle bir bakalım. Selfie yapalım o zaman. Ben kendim girebiliyor muyum acaba? Ha. Şöyle hemen. Vallahi çok güzel oldu. Bence de çok güzel oldu. Evet, gösterelim hemen. Evet, şimdi stüdyoda selfie çalışmaları adlı eserimiz. Şöyle ekranları tutalım. Hemen. Evet, stüdyo selfiesi. Canlı yayında stüdyo selfiesi. Bunu ben de atayım Instagram'a. Evet, 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 bunu mutlaka bunu da atacağız. Instagram demişken şöyle bir soru çok geliyordu. Şimdi hayranların çünkü bizi parçalayacak bunları sormazsak ben eminim. Öfkeli bir kalabalığa dönüşebilir her an. Evet. Twitter'dan başka sosyal medyada neyi kullanıyor diye sordular yok. Senin için. Ha, Twitter var, Instagram var. Instagram var. Tamam, evet. Instagram adresini de söyle istersen. Seçkin Twitter'da Özdemir. İkisi de Seçkin Twitter'da Özdemir. Twitter'da Seçkin Özdemir. Evet. Bir tane Seçkin Özdemir olunca herhalde yoksa ilk sen mi aldın? Mesela ben... İlk ben aldım. Ben öyle şeyleri yani takip ederim. Yeni bir şey çıktığı zaman baştan alırım. Mesela ya, Murat isim konusunda çok muzdarip. Evet. Birçok Murat Türker olduğu için ben ama geç kalmışsın demek. Biraz geç kaldım. Erken yani. Fark edip almak lazım. Benim ben mesela gerçekten bir şey çıktı mı hemen alırım. Hani ileride kullansam da kullanmasam da öyle alıp da sonra popüler olmayan ya da kullanmadığım böyle siteler de vardır. Ama mutlaka kendi şeyimi almaya çalışırım duyduğum anlamda. Bir kenarda dursun diyorsun. Evet, yani evet. Aynı isimde olmasa da senin ismini önceden almak isteyen biri olabilir. Benim de Seramtan'dan başka Seramtan'dan başka isimden kurtarıyorsun Seramtan'dan. Buradan da tabii ki şimdi sana hemen şunu da vermek istiyorum. Çünkü evet. Biz antrenman gününde bir gösterelim önce. Biz antrenmandan önce Florya Metnoktay tesislerinin oradaki tabii ki Florya GS Store'a uğradık. Seçkin kendisine parçalı formayı seçti. Biz de futbolcularımıza imzalattık. Şu şekilde sana takdim edelim. Gerçekten. Bu gerçekten çok özel bir şey. Çok teşekkür ediyorum. Güzel günlerinde kullan. Sabri, nice galibiyetlere dilerim. Snyder, Teres, hepsi Pitbull. Seninle o gün antrenmanda konuştuğumuz zaman Melo'ya bir ayrı sempatin olduğunu sezdim ben. Evet. Ben bunu giyeyim, mikrofonu ayarlarız değil mi? Tamam, ayarlarız tabii ki. Şuradan çıkartalım. Evet. Çok da yakıştı değil mi forması? Gerçekten çok yakıştı. Galatasaray forması zaten her zaman güzeldir, her zaman yakışır. Seçkin de zaten mikrofonlara yabancı olmadığı için kendi için hallettim. Ben televizyon programı da yaptığım için. O yüzden yıllarca. O konuda bize yardımcı olan konuklarımızı daha bir seviyoruz değerli izleyiciler. Evet. Televizyon programlarında. Ben zaten bugünlerde burada yiyip takılabilir misin de? Bak çok antrenman memnun oluruz. Acayip tabii, memnun tabii. oluruz. Valla her zaman bekleriz. Buradayız, yerimiz zaten çok basit bence, aynen, kolay. Aynen. Biz seni her zaman buraya bekleriz ama duyurduğumuz zaman bence hayranların da stadı böyle evet. bir 50-60 bin kişi sırf seni görmek evet, için gelebilir. Evet, onlarla birlikte öyle bir aile olarak. Otururuz. Stadın kapasitesini biraz artırılır, onu şimdiden söyleyelim. Evet, şimdi devam edelim. Güvenlik tedbirlerini de almakta sıkıntı çekmeyiz. Evet, ya Melo benim Galatasaray'da şu anda favorim Melo. Yani yapacak bir şey yok. Takımın çünkü gerçekten olmazsa olmazı bence Mustera ve Melo'dur. Yani önce Mustera ve Melo'yu yazarsın, onun etrafında takım. Yani Melo olmadığı maçlarda geçen sezon başta formunun düşük olduğu maçlar olduğunu biliyoruz. Geç evet. kampa katıldığı zamanlarda. Yani Melo'nun formunun iyi olmadığı zamanlarda Galatasaray zorlanıyor. O yüzden Melo bence takımın en kritik adamı ve çok yetenekli bir oyuncu. Müthiş. Gerçekten bilekleri, hırsı, dikine gitme özelliği yani birdenbire anlamadan basıp gidebiliyor. Çok yetenekli, futbolunu çok beğeniyorum. Sahadaki karakterini çok beğeniyorum. Şey hariç tabii hani bir agresif tavrı vardı evet. önceden ama bu sezon onu da törpüledi. Gerçekten ona kesinlikle dikkat ediyor. Kesinlikle bu sezon çok daha farklı bir Melo izliyoruz bence o açıdan dikkat sahada. Ediyor. Ama yine de ben şey düşünüyorum hani herhangi bir tartışma bir şey de olduğu zaman ya da bir sert bir hareket olduğu zaman bilerek ya da gerçekten karşı tarafa zarar vermek için yapmıyor. Bunu futbol hırsı içerisinde ve futbol profesyonelliği içerisinde yapan bir oyuncu. O yüzden Melo'ya bu konuda bence biraz fazla haksızlık yapılıyor.
Bir de bence Galatasaray'a gelen yabancıların şöyle bir özelliği oluyor. Sanki yerli bir oyuncu kadar iyi Galatasaraylı oluyorlar. Felipe Melo da bunlardan bir tanesi. Evet, Felipe Melo da bunu çok fazlasıyla benimsedi. Taraftarla arasındaki bağ da çok iyi. Harika bir iyi oyun evet, var. Evet, evet. Taraftarla bağ çok iyi. Oynarken taraftarı zaten işte şey tabirle gaza getirmeyi de çok iyi biliyor. Taraftarla bütünleşip böyle futbolcuyu seviyor takımın, aslında, takımın enerjisini taraftarla bütünleşip takımın enerjisini yükseltmeyi de bilen bir adam. O yüzden de çok önemli. Evet. Yani bir yandan da takım lideri gibi takımı da alıp sırtına böyle taşımayı yönlendirmeyi seven birisi. Öyle futbolcular takımlara lazım tabii. Yani. Bir de tabii Felipe Melo'nun şöyle bir özelliği de var. Çok da iyi bir aile babası. Sürekli çocuklarıyla fotoğraflarını, eşiyle fotoğraflarını paylaşıyor. Bu yüzden de taraftarların ayrı bir sempatisi olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü o yakınlığı kurmak çok kolay bir şey değil. Mesela sen de aynı şekilde sosyal medyada çok fazla ilgi gördüğünü biliyoruz. Dünden beri gerçekten Murat'la evet, bana o kadar fazla soru geldi ki. Yağdı. Şimdi şunu soralım. Hazır buraya gelmişken konu senin fanların. Fan kafalar diyorlar hatta kendilerine. onlara her an belki cevap veremiyorsun. Bunda zorlanıyor olabilirsin. Onlarla ilgili neler düşündüğünü sordular. Hemen bu soruyu yöneltelim sana. Yani onlar, onların varlığı benim için çok özel. Zaten benim hani uzun zamandır bu televizyon, medya, işte oyunculuk sektörünün içerisindeyim. Oyunculuk yapmadığım zamanlarda radyo programları, televizyon programları yapıyordum. O zamandan başlayıp büyüyerek bugünlere gelen beni takip eden bir kitle var. Çok sağ olsunlar. Yaptığım işleri destekliyorlar. Ben de elimden geldiğince iyi bir şeyler yapmaya çalışıyorum. O yüzden bir arada onların desteği oldukça benim için zaten motivasyonda daha artı oluyor. Motivasyona da katkısı çok yüksek oluyor. Onlarla birlikte oldukça zaten güzel şeyler yapmaya devam edebiliriz. Yoksa bir destek, bir manevi güç hissetmeden zaten bu yoğun tempo içerisinde ayakta kalmak çok da kolay değil. Kesinlikle. Biraz da şundan bahsedelim. Radyoculuk ve programcılık geçmişini belki çok fazla bilmeyenler vardır. Onu bir anlatmak ister misiniz Eren? Yani radyo, ben üniversite için şeye gittim, Kocaeli Üniversitesi'ni kazanmıştım ben iktisat bölümü okurken. O zaman da radyo müzikine çok ilgiliydim. Bir yandan okurken bir yandan da radyo programı yapmaya başladım. Öyle çok böyle hani durduğu yerde pek durabilen bir adam değilim. Hani bir şeyler yapma. Hareket var. Ya hareket derken hani şey, yani sadece orada gidip bir üniversite hayatı yaşamak, yani öyle yapanlar yanlış demiyorum ben karakter olarak. Hani yanında bir şeyler yapmayı da seven bir adamım. O yüzden radyo programı ben üniversite boyunca yaptım. İstanbul'a döndüğümde de radyo programı artı televizyon programı yapmaya başladım ve uzun süre yaptım. Ve bunların yanında oyunculuk eğitimleri aldım tabii. Sonrasında da işte oyunculuk yavaş yavaş yükseldi ve tamamen aslında bütün hayatımı kapladı. Evet. İlk olarak muhteşem yüzyılda herhalde çok fazla ilgi gördün diye düşünüyorum. Evet. Şunu da soranlar vardı. Tabii benim bir yandan aklıma geliyor sürekli. Dün o kadar fazla soru geldi ki bunların elimden olduğu kadarıyla iletmeye de çalışıyorum sana. Üzülmesinler, kırılmasınlar diye. Muhteşem Yüzyıl'ın belgeselinde yer alacak mısın diye soruyorlar. Öyle bir çalışma varmış. Bununla ilgili sana bir şeyler geldi mi? Yok, bilmiyorum. Benim haberim yok. Yani bana gelen bir şey yok. Herhangi bir şey yok. Yani kısa sürdü gerçi orada rol ama etkili bir roldü tabii ki. Ya kısa derken aslında sezonun yarısı, yani 14-15 bölüm yer aldım. Yani sezonun yarısından daha fazlasında vardım. Muhteşem Yüzyıl'ın ilk bölümünde vardım. Sonra 13. bölümde tekrar Leo Osmanlı'ya geldi. Hürrem'i aramaya başladı. Alex'i aramaya başladı. Sonrasında işte 26. bölümde de öldüm. Evet. Lokumla zehirlenerek. Lokum her zaman. Belgeselden haberim yok, bilmiyorum. Evet. Lokum her zaman tatlı değilmiş. Bunu anladık. Şimdi devam edelim istersen. Taraftarların sorularını iletmeye, hayranların sorularını iletmeye devam ediyoruz ama biz de çıktık ve Seçkin Özdemir'i sorduk. Bakalım nasıl cevap aldık. Muhteşem Yüzyıl'da tanıştı kendisiyle. Gayet başarılı, genç, gayet yakışıklı ve önü açık. Başarıların devamını diliyorum. Yakışıklı bir kardeşimiz. Başarıların devamını dileriz. İyi de bir Galatasaraylı. Ben zaten kendisini beğenerek izliyorum. Bütün filmlerini yani izliyordum. Ayrıca Galatasaraylı olduğu için de daha çok seviyorum. Seçkin Özdemir'i tanıyorum. Rolünde çok güzel yaptığına inanıyorum. Yeni dizilerde, yeni sinema filmlerinde de kendisini görmeyi arzu ediyoruz. Yeni nesil oyunculardan en beğendiğim kişi kendisi. Galatasaraylı olduğunu öğrenince daha çok sevdim kendisini. Tabii sosyal medyadan da halen daha sorularınızı bekliyoruz ama sokağa çıktığımızda da sana karşı çok büyük bir
sevgi var açıkçası. Evet, herkesin beğendiği farklı bir rolün olmuş. Ben onu anladım. Kimi Muhteşem Yüzyıl'da çok fazla etkilenmiş, kimi Al Yazmalım'dan çok fazla etkilenmiş. Bir Aşk Hikayesi'nden de evet. Bir Aşk Hikayesi'yle de ilgili aynen çok fazla soru var. Senin için ön plana çıkan bir rolün var mıydı? Yani şöyle, ben oynayacağım rolleri dikkat ediyorum. Hani birbirine benzer şeyler oynamamaya çalışıyorum. Farklı karakterler oynamaya ya da oynadığım bir karakterin üzerine hani onu unutturmaya çalışıp başka bir karakter sevdirmeye çalışıyorum. O yüzden bunu hani ne kadar başarabiliyorum bilmiyorum ama başarabiliyorsam ne mutlu bana, eğer öyle hissediyorlarsa, farklı farklı seviyorlarsa karakter. Çünkü baktığınızda Leo çok bambaşka bir adamdı yani. Tabii. Hani Leo enteresan bir herifti. Ben Leo'yu çok severim. Çok iyi dedi kendisini. Yani, evet, evet. Naif, evet. İyi kalpli, temiz kalpli evet. Falan ama hani... Hürrem'in peşinden koştu ama... Evet, yani biraz hani olmayacak şeylerin peşinden gidince sonra tabii kaçınılmaz oldu. Ama aslında iyi bir adam, ben çok severim. Özünde yani. İyi bir insan diyorsun. İlyas daha agresif, daha... Bıçkın mı diyor? Bıçkın, evet, evet. Daha böyle kasaba çocuğu. Bir yandan kendi hayallerinin peşinden giden, bir yandan da aşkını bırakmamaya çalışan ama bunun arasındaki dengeyi çok kurmayı da bilemeyen. O daha zor bir adamdı sanki. Zor, evet. Yani çünkü doğruları da pek fazla kurmayı da beceremeyen bir adamdı. Yani bir şey yaparken hani elini ayağını bulaştırırsın ya. Hani öyle bir adamdı. Aslında iyisini yapmak yani, istiyor ama. Ya iş yapmaya çalışıyor ama gidiyor elinle yapıyor. Her şey karışıyor falan. Hani bunları çok beceremeyen bir adamdı. Evet. Ama o da iyi bir adamdı. Korkut o bambaşka bir adam. O tam çok yani duygusal ve anne özlemi. O da hafif serseri ama bir şey yaptığı zaman doğrusunun nasıl yapılacağını bilen bir adam. Yani İlyas'tan farkı biraz en önemli farkı o olabilir. Evet. Tabii bu projeleri seçmendeki en büyük etken ne oldu? Onu da soralım sana. Karakterleri sevmem. Ben gerçekten hani sevmediğim karakterleri ya da içimden gelmeyen ya da beni heyecanlandırmayan karakterleri oynamamaya çalışıyorum. Çünkü zaten öyle yaparsam hem kendi adıma yanlış bir şey yapmış olurum hem de zaten o dizi için ya da sinema, o film için yanlış evet. bir şey yapmış olurum. İstemeyerek bir rolü oynamam. O film için de ya da o dizi için de iyi bir şey olmaz. O yüzden heyecanlandığım ya da benim heyecanlandıran rolleri oynamaya çalışıyorum. Heyecan demişken izleyicilerimizden, taraftarlarımızdan gelen en ilginç sorulardan bir tanesiydi. Dün Murat'a da gösterdim. Seçkin Özdemir, Galatasaray maçlarını izlerken ne yiyor, ne yermişsin, ne yermişsin, ne yer, ne yer, ne giyer, ne yer, ne giyer, kimle izler diye bir soru geldi. Yani önemsediğim maçlarda forma giyerim. Değişik değişik formalarım var tabii. Mesela UEFA Kupası'nı aldığımız forma da bende var. Yok parçalı. Parçalı forma. O zamanın parçalı forması. Evet, o zamanın harikadır o forma. O forma da var. Mesela dün akşam işte artık ikinci yarı onu giydim. Dedim ki hani UEFA ruhunu getireceğiz ve ikinci yarı Galatasaray'a geri dönecek dedim ama totem yaptık. Tutmadı. Evet. Karşımızdaki de Chelsea. Dünle alakalı benim açıkçası Chelsea maçıyla alakalı bir üzüntüm, Chelsea turuyla alakalı bir üzüntüm yok. Çünkü Chelsea bugün atıyorum Real Madrid'le oynasa, Real Madrid'i elese hangimiz şaşırırız? Kimse şaşırmaz. Kesinlikle. O yüzden bence problem yok. Oynadığımız takım Chelsea. Yani şöyle şanslar tabii ki şanslar aslında %50 idi. Turu geçme şansı %50 idi. O günlük o 90 dakikalık performansa bağlıydı her şey. Galatasaray'ın bizi bence Avrupa'da temsil etmesiydi önemli olan. Seneye de yine aynı şekilde biz aynı heyecanı yaşayacağız. Ya seneye lütfen bir zaman Real Madrid çıkma. Ben çok sıkıldım Real Madrid'e. Her sene Real Madrid oynamakta sıkıldık değil mi? Bu nedir ya? Biraz değişiklik olsun farklı takımlar. Ya, büyük takım olması değil ki Barcelona gelsin. Yani evet. Ne bileyim Barcelona ile oynayalım, değil izleyelim mi? Falan. Yeter artık her evet. sene. İkisi de İspanya deplasmanı ama olsun yani. Farklı bir takımda gidelim taraftarının isyanını ekranda getirdikler izleyiciler. İşte Galatasaray taraftarının isyanı bu şekilde olur değerli izleyiciler. Barcelona Real Madrid'le gelsin oynamaktan ya. Barcelona gelsin şeklinde. Şimdi çok bir fotoğraf gelecek ekranlara. Programı da yavaş yavaş artık sonlarına yaklaşıyoruz. O fotoğrafı da getirelim ekranlara. Seçkin'e görüşünü soracağız. Ondan sonra yine sohbetimize devam edeceğiz. Yönetmenim Can Çadırcı'dan rica ediyorum. Bu arada bunu çıkarsam çok sıcak. Tamam. Bir fotoğrafı ekranlara alalım. Maradona ile ilgili bir fotoğrafımız var. Birazdan ekranlara gelecek. Maradona hazır tabii olduğunda... ki futbolun en büyük efsanelerinden bir tanesi. Onunla ilgili inanılmaz evet. keyifli fotoğraflar da var. Şimdi bu da meşhur bir fotoğraftır aslında. Şimdi bu fotoğrafı görünce ne anlıyorsun Seçkin? Yani sana neyi ifade ediyor Maradona ve karşısındaki oyuncular?
işte tek başına bir takıma karşı çıkmış oynuyor herhalde yani derim. Evet. Fotoğrafı betimledik. 1982 Dünya Kupası'na gitti değerli izleyiciler. Arjantin Belçika maçından ama şimdi bu fotoğrafın asıl hikayesine gelelim. Görüntülerimizi izleyelim. Sonrasında konuşmaya devam edelim. Siempre altivo, pasarela. Caudillo le llamaban allí. Hemos visto la primera tarjeta amarilla del encuentro para Luc Millecamps. Una falta sobre Maradona. Aslında görüntüler her şeyi anlatıyor değil mi? Görüntüler her şeyi anlatıyor, her şey gözüktüğü gibi değildir. Birkaç farklı açıdan da baktığımız zaman aslında ortada gözüktüğü gibi, fotoğrafta gözüktüğü gibi olmadığını görebiliyoruz tekrar tekrar izlediğimiz zaman. Tabii ki futbolun en büyük efsanelerinden bir tanesi Maradona ama yıllardır ortada gezen fotoğrafın gerçek yüzü de buymuş. Bakmakla görmek arasındaki farkı biz size belirttik. Gerisini tabii ki sizin yorumunuza bırakıyoruz. Sen neler söyleyeceksin? Ama var öyle Maradona'nın tek başına bütün takımın tabii içine girdiği yani pozisyonlar var ya. Dünya Kupası tarihinin en güzel golünü attığı İngiltere maçı var. Evet. Aynı maçta da yine eliyle attığı golle de Tanrı'nın elbirliği. Yani çok enteresan bir karakter olarak bizim de çocukluğumuza damgasını vurdu Maradona. Yani, evet, tek başına 10 kişinin arasına girip çıkabilen bir adam yani. Senin karakteriyle futbol kahramanın de farklıdır. Tabii. Ben de onu soracaktım. Sonra... Senin futbol kahramanı kimdi onu soracaktım ben. Yani Maradona, benim çocukluğumda Maradona izliyorduk. Evet. Dünya kupaları olsun da işte Maradona'yı izleyelim ya da kendi takımında. Maradona ile başladı benim de futbol efsanelerim. Galatasaray'dan kimdi peki? Galatasaray'dan, ya Galatasaray'dan çok var. Çok var yani, değil mi? Prekazi var mesela. Evet. Simović var. Tanju var. 80'lerin sonu o Galatasaray'ın sahne önemli değil mi? Evet, Murat'la aynı isimleri saydınız. Hemen hemen o da zaten aynı isimleri sayar. Galiba yaşıtsınız. Hemen hemen gibi yani. Ve sonrasında devam ediyor. Ben 81'liyim. Ben de 81'liyim. İşte, evet. Yani o dönemi yaşayan. O dönemi yaşayanların sayacağı isimler bunlar oluyor genellikle. Evet. Şimdi benim yaşım daha küçük olduğu için mesela ben sonrasında işte bizim şeyler, UEFA zamanı, UEFA Taferel. Evet, evet. Yani biz en güzel zamanları yaşadık aslında. Evet, o yüzden çok şanslıyız. Şimdi ben bir yandan sorulara bakıyorum. Bakalım o yüzden sorulara konuşurken bir yandan çok enteresan Galatasaray sorular maçını izlerken sakin mi yoksa bağırır mı? Sakin başlarım. Durum iyi değil. Durum iyi gitmiyorsa biraz bir sıkıntı oluyor. Stres oluyor yani. Sinirlenirim. Tabi bu arada bize şöyle bir sitem de geliyor. Özge Özpirinççi'yi bağladık telefona. Damla Sönmez'le de ilgili birkaç soru sorun. Bir aşk hikayesindeki partneri diyorlar. Tiyatro oyununa gitmiş misin gibi bir soru var. Ben ileteyim sadece. Tiyatro oyununa gidemedim henüz. Gidemedin. Evet. Bunu merak ediyorlardı. Tabii ki onun dışında yine soralım. Bakalım. Sorular çok var. Ben şimdi aradan seçmeye çalışıyorum. Gerçekten çok Konya'da soru var. Konya'da imza günü yapar mısın? Konya'ya gelir misin diyorlar. Mesela seni çok fazla davet edenler var. Bir var de şu soru çok fazla vardı. Yine özür dileyerek söylüyorum. Dövme mi yaptırdı seçkin diyorlar. Yani bir soru daha var çok güzel aslında. Yaptırmadım da yaptıracağım. Yani yaptırmayayım. Dün, nereden çıkıyor acaba bunlar değil mi? Ya dün o bahsettiğim istiklal selfiesi muhabbeti vardı evet, ya arkadaşlarımla. Evet, evet. İşte arkadaşım atınca işte dövmeciden sonra falan filan yazmış galiba. Ondan sonra o arkadaşım, birçok dövmesi olan arkadaşım yeni bir dövme yaptırmak için gitti. İşte ben de onunla gittim. Benim de niyetim var. Öyle konuştuk ettik. Daha yaptırmadım ama yaptıracağım. Hep bu arkadaşlar yüzünden. Benim bu dövmem de mesela hiç hayatımda dövme yaptırmayı düşünmeyen bir insandım. Özge dövme yaptırırken hadi ya sana da yaptıralım dedi. Ben de yani nasıl bir artık ruh halindeysem işte arkadaşımla gitmişim. Evet. Biz hiç ayrılmayacağım diye. Kolumu uzattım, teslim ettim. Ama olsun, sarı kırmızı en azından. Evet. Seviyorum. Ne yaptırmayı düşünüyorsun peki? Vallahi araştırıyorum şu anda ya. Bakıyorum biraz, birkaç bir şey tasarladık. Ama tam bitmedi yani. Bir o düşündüğümüz kafamızdaki şeyleri şeklen oturtmak lazım. Asya'mı yazdıracaksın şuraya. Yok. Unutamadım onu. Evet. Hiç dövmen yok mu yoksa yok, ilk defa? Yok, ilk defa olacak, yok. Evet. Bir soru daha vardı sende. Küpeni değiştirdin mi diye soran var. Gözlerin lens mi diye soran var. Evet, çok enteresan sorular var. Biz de yavaş yavaş artık sonlara doğru geliyoruz. Bizim de bir sorumuz var aslında. Programın evet başında da sorduğumuz, biz de soracağız. Ben kimim sorumuzu yeniden ekranlara getirelim arkadaşlar. Hemen seçkine de soralım, yöneltelim. Şöyle baktığımızda 24 Kasım 1968 doğumluyum. Galatasaray altyapısından alt takıma yükseldim. Kariyerimde 23 kupa kazandım. A milli takımda 100. kez milli olan ilk futbolcuyum diyor. Kim bu isim?
A milli takımda 100. kez milli olan ilk futbolcu. Evet. Aynı zamanda... Bülent olabilir mi? Evet. Ve... Doğru cevap geldi. İşte doğru cevap geldi. Biz de Seçkin Özdemir'den aldık doğru cevabı. Ekrana da getirelim doğru cevabı. Aynen Bülent Korkmaz, unutulmaz kaptanlarımızdan. Biz de geçen haftalarda Galatasaray Üniversitesi'nde kendisiyle birlikte bir program gerçekleştirdik. Galatasaray Üniversitesi'ndeki öğrenciler de onun sorularını yanıtladılar. Yani düşündüğüm tek şey şu oldu orada. Halen daha o 17 Mayıs ruhu ölmemiş durumda. Belki çok küçüklerdi aslında o soruyu soranlar. Evet. O günü hatırlayamayacak kadar küçüklerdi ama Bülent Korkmaz'ı gördükleri zaman akan sular durdu. Bülent demin söylemeyi unuttuk. Efsanelerden biri de Bülent yani. Evet, inanılmaz, evet. İnanılmaz büyük bir efsanedir. Şimdi efsanelerle yine devam edeceğiz ama bunlar başka efsane. Efsane adayları geliyor ekranlara. Selim arkadaşımızın rejimizde çalışan Selim arkadaşımızın kuzenleri. Şimdi onun fotoğrafları geliyor ekranlara. Çok tatlılar maşallah. Ali Sami ve Arif Erdem. Böyle bir sürpriz yaptı bizlere. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Ne güzel. Çok teşekkür ediyoruz. Ay, ne kadar da tatlılar. Allah'ım ben bu maşallah. Küçük Galatasaraylılara bir ayrı hasta oluyorum açıkçası. İsimler de muhteşem. Ve duruş yapmışlar farkındaysan. Çok güzel olmuş. Yakışıyor değil mi? Sarı kırmızı çocuklar. Çok yakışıyor ya. Bir ayrı sempatikler. Seninle ilgili soru sormaya çıktığımız zaman da küçük bir tane kız vardı üstünde Galatasaray forması. Seçkin abiyi öpüyorum yaptı böyle. Onu da üstümde kalmasın. Sana ileteyim yine. Evet. Artık biz de kendimize ayrılan sürenin sonlarına geliyoruz. Seçkin çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Kadar çok keyifliydi. Evet. Çok sağ olun. Sözüm vardı. Gelememiştim. Ayağına sağlık. Hep bekliyoruz artık. Tamam. Maç izlemeye, maça gitmeye zaten sözümüzü aldık. Seni hep bekliyoruz buraya. Tamam. Her zaman. Ederim. Ne zaman? Forma için de çok teşekkür ederim. Gerçekten çok özel. Bunu tabii bu forma giyilmez. Bu çerçeveye atıp asacağız. Evimizde olacak bundan sonra. Evet. Aynı şekilde tabii genellikle imzalanan formaları annelerin yıkama gibi bir yanlışı hatta olur, hatası olur diyelim ama çerçeveletmek en temiz oluyor evet. Böyle durumlarda. Şimdi benim annem de öyle bulursa yıkayabilir. Kesin, o kesin. Ben uyarımı yaptım o yüzden. Tekrar çok teşekkür ediyoruz sana Seçkin. Ben teşekkür evet, ederim. Hayatın anlamını da böylelikle sonuna geliyoruz değerli izleyiciler. Biz yine çok keyifli bir programla, keyifli bir bölümde karşınızdayız. Seçkin Özdemir'i ağırladık. Biz çok keyif aldık. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Hayatın anlamını da böylelikle sonuna gidiyoruz. Önümüzdeki haftalarda tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Hoşça kalın.